Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti. Efendim, öncelikle Ereğli'mize, belediyemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeni bir dönem, yeni bir süreç. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlar altında memleketimize, yerelde hizmet etmeye çalışıyoruz. Malum ağırınız seçim biteli, 6 ay oldu. Bugün benim 6. ayımın olduğu gün. İnşallah bundan sonra da birlikte ağız tadıyla, gönül boşluğu içerisinde memlekete hizmet etmenin şerefini birlikte yaşamak istiyoruz. Bu manada belediyemize teşriflerinizle bizi şereflendirdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah hepimizi muvaffak etsin, sizi de muvaffak etsin ayrıca yine. Biz sizden razıyız. İnşallah Konya'daki bürokrat arkadaşlarımızla, sizinle olan samimi diyaloğumuzun bürokrat arkadaşlarımız arasında da ilişkilerimize yansımasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede memleketin huzuru, selameti bakımından güzel şeyler, iyi şeyler yapalım istiyoruz. Çünkü yarın Rabbül Alemin huzuru mahşerde huzuruna çıktığımız zaman inşallah nasip olsun. Yani neyinle geldin diyecek. Efendime söyleyeyim, biz de ayrımız, hasenetimiz, hizmetimizle geldik diyebilme şerefini yaşayalım diye bir fazla gayret sarf ediyoruz. Sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. İnşallah ağız tadıyla Konya'nın bir bütün olarak huzur ikliminin yaşandığı bir şehir olmasını çok arzu ediyorum. Yani gecenin bir vaktinde kız çocuklarımızın şehrin herhangi bir mekanından bir başka mekanına korkusuzca, endişesiz bir şekilde gidebildiği bir Konya'yı, bir Ereğli'yi, bir bütün olarak Konya'yı çok arzu ediyoruz. Bu manada sizlerin gayretlerinin, bizlerin gayretlerinin, tabii ki yani merkezi yönetimin, diğer birimlerinin, mülki amirlerin, efendime söyleyeyim, kolluk güçlerinin de mutlaka katkısı olacak ama biz hizmetlerimizle bu sürece samimi bir katkı sunalım, gayret içerisindeyiz. Riyasız olarak yaşadık, riyasız olarak inşallah hizmet edeceğiz. Biz sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Asla ve kata hiçbir surette, yani hiçbir insanımıza saygısızlığımız olmadığı gibi sizlere de gıyabınızda dahi olsa saygısızlık asla yapmayacağız. Seçim süreci yaşandı. Seçim sürecinde de dikkat ettiğimiz en önemli husus acizane bizim birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz asgari şartları mutlaka muhafaza etmemiz lazım geldiği hususuydu. Bu manada kelimeleri seçerek özenli, yani hukuki sonuç doğmayacak cümleler kurmakla beraber aynı zamanda insani olarak da efendime söyleyeyim eleştiri olabilir ama eleştirinin de saygı ve sevgi çerçevesinde olması lazım geldiğini hep değerlendirdim. İnşallah o çerçevede de yarınları birlikte inşa etmenin onurunu yaşayalım istiyoruz. Malum haliniz bağımsızım. Efendime söyleyeyim, yüreğimiz memleket, millet, ülke, efendime söyleyeyim, hatta ümmeti Muhammed'e varıncaya kadar sevgi ve saygıyla, muhabbetle dolu ve insanlık aleminin huzurunun da ancak bu milletin bahtının açılmasıyla Anadolu'da ebedi varlığını sürdürürken de çok güçlü olma mecburiyetini de dikkate almak suretiyle inşallah insanlar aleminin huzuruna vesile olacak bir sürece karınca misali bir katkımız olsun diye mücadeleye devam ediyoruz, hizmete devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Allah sizlerden razı olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür. Bizim de yaklaşık göreve geleli 17 ay oldu aslında. Seçimler geçeli 6 ay oldu ama onun öncesindeki görev süremizle birlikte bu Ereğli'ye 8. ziyaretimiz. Seçimden sonra ilk kez geliyoruz. Belediye başkanımıza da hayırlı olsun diyorum. Rabbim uzandırmasın inşallah. Yani seçim öncesi çalışmalar tamamlandı. Sonunda sandıktan çıkan karara saygılıyız. Ereğli'nin tercihi bu yönde oluştu. Şimdi hizmet etme zamanı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hem sahada verdiğimiz sözleri yerine getirmek hem bugüne kadar yürüttüğümüz projeleri devam ettirmek için aynı kararlılık ve azimle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanımızla Büyükşehir Meclisi'nde birlikteyiz. Ereğli'nin menfaatine olacak her türlü hizmetin bugüne kadar arkasında olacak, bundan sonra da olmaya
devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşımızın daha iyi bir Ereğli'de, daha güzel bir Ereğli'de yaşaması. Yeni Büyükşehir Yasası'yla birlikte çok önemli değişiklikler oldu ilçelerimizde. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında bir çalışma kültürü geçtiğimiz dönemde oluştu. Bu aynen inşallah devam eder. Zaten Konya insanların birlikte yaşamayı, birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi alışkanlık edindikleri bir şehir. Bu manada Ereğli'de de hiçbir sorun yaşamadan çalışacağımıza inancımız tam. Biz iyi niyetliyiz. İnşallah burada her türlü, tekrar ediyorum, hayırlı işin arkasındayız, destekçisiyiz. Ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah 5 yıl sonunda da bugünkü olduğu nezaketle sürecimizi tamamlarız. Önemli olan memlekete hizmet edebilmek. Hepimiz bugünlerde gelip geçeceğiz. İşte benim 10 yılı geçti belediye başkanım. Birlikte de aslında bir dönem belediye başkanlığı yaptık. Ben Selçuklu Belediye Başkanlığı yaptım. Hüseyin Bey Ereğli Belediye Başkanlığı yaptı. Sonuçta insanın bıraktığı eserler arkasında kalacaktır. Biz Ereğli'mize daha çok eser bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Tekrar yeni görevinde başarılar diliyorum tüm arkadaşlarımızla. Birlikte hayırlı olsun, kolaylıklar diliyorum.